ne istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Sokakta hırsız gezemiyor. Niye? Bekçiler var. Uyuşturucu satamıyorlar. Bekçiler var. Efendim bağırıp çağıracağız. Bekçiler var. Son ses müzikle gezeceğiz. Bekçiler çeviriyor. Ya saat 10 olmuş. Ya bir sigara almaya gideyim. Bir kola almaya gideyim. Bir şey almaya gideyim. O çevirmede bekçiler var. Gündüzde ceza yazanlar çoğu bekçiler. İşinize gelmiyor değil mi? Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Bizler bu videoları çekerken emin olun doğru bilgilerle çekmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımız yorum yapmış. Senin bekçilerden başka işin yok mu diye. Evet benim bazı işlerim var ama bekçilerin haksızlığa uğradığı yerde ben sessiz kalamıyorum. Neden sessiz kalamıyorum? Çünkü birçok olayına şahit olduğum için. Daha çok onları gördüğüm için ve gazetecilik mesleğim olduğundan dolayı birçok olaya gittiğimde onların ne sıkıntısı çektiğini görebildiğim için bu videolara yer veriyorum. Değerli vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden onları ciddi derecede rencide edecek videolar çekip paylaşıyorlar. Ama bilginin dışında videolar paylaşıyorlar. Gerçekliğini yansıtmayan videolar paylaşmaktalar maalesef. Bu da elden ele maalesef yürüyor gidiyor ve onların zor duruma düşürüyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle lütfen videoyla alakalı, olayla alakalı bilginiz yoksa lütfen bu videoları paylaşmayınız. Biliyorsunuz son genelgeye göre normal bir vatandaşın olay yerinden polisin olduğu herhangi bir kareyi çekmesi yasaklandı. Bunu bilginiz olsun. Ve gelelim aslında konumuza. Fatih Katip Kasım Mahallesi'nde saatler 03.30'u gösterdiğinde bir kavga meydana geldi. Ve bu kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçiler bir videoya çekildi. Ve bunun başlığına da bekçi terörü, bekçiler vatandaşa saldırdı, bekçiler havaya ateş etti gibi yorumlara yer verdiniz ve başlık attınız. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Bekçileri kavgayı ayırmak gibi bir gayeleri olduğunu unuttunuz, sokağa çıkan vatandaşa bekçiler saldırdı başlığını attınız. Bu çok yanlış bir olay. İşin içeriğini bilmiyorsanız lütfen ama lütfen bu tarz şeyleri paylaşmayalım. Çünkü onlara zarar veriyorsunuz. Sizler sokakta geziyorsunuz, gecenin ikisinde bekçiler var. Sabahleyin yine şu dönemlerde, pandemi döneminde gündüz caddelerde bekçiler var. Arkadaşlar, hiç kimse genel kolluğa bağlı çalışan çarşı ve mahalle bekçilerini ezdirmeyiz. Bugün değilse de yarın sizin başınıza gelebilir bunlar. Ama lütfen artık bunlara bir son verelim. Ve onlara yardımcı olmaya çalışalım ki suçlular yakalansın. Saat gece 03.30 itibariyle bir kavga meydana geliyor. Ve 155 polis imdat, tabi 112 oldu artık, 112'yi arıyoruz, 155'i aramıyoruz. Bir ihbar geldiğinde en yakın bekçiler oraya yöneldi ve kavgayı ayırmak için uğraştılar. Dağılmaları yönünde de uyarılarına rağmen kimse dağılmadı. Ve birkaç kişi çarşı ve mahalle bekçilerinde ve ayrıca polis de olay yerindeydi. Polisleri de bir takım ağız alınmayacak laflar ve karşı mukavemet göstermek suretiyle çıkan bir olaydır bu. Burada kaçan şüphelileri yakalamak adına çarşı ve mahalle bekçileri koşarken orada bir vatandaşı yakalıyorlar ve vatandaşı etkisiz hale getirmekleri mecbur, mümkün. Çünkü kendileri saldırmakta. Yani üniformalı bir memura saldırmaktalar. Ya kusura bakmayın da bana da saldırsa birisi, ben de kendimi koruyacak elimde ne varsa, ne imkan varsa kullanırım. Ve orada kaçanlar var ve kavgada silah da var. Arkadaşlar orada videoda duyduğunuz ses aslında farklı yerden geliyor. Ve orada bekçi veya polis tam videoda gözükmüyor. Orada havaya ateş edilmesinin sebebi de kavganın ayrılmasına neden oldu zaten. Kimsenin orada yaralandığı, kimse kimseye vurduğu yok. Ya burası Amerika değil arkadaşlar, burası Türkiye. Türkiye'de buna kimse müsaade etmez. Amerikan polisi burada yaramaz işe. Burada onu kimse yapmaz. Biz zaten Türk milleti olarak vicdanlı insanlarız. Lütfen hiçbir genel kolluğumuz yapmaz, jandarmamız yapmaz,
Polisimiz, bekçimiz bunları hiçbiri yapmaz. Hatta ve genel kolluğa bağlı özel güvenlik arkadaşlarımız bile yapmaz bunları. Lütfen, Fatih'teki olay böyle. Yani bildiğiniz gibi sokağa çıkma yasağından dolayı kimse kimseye zulmetmiyor. Her zaman söyledim, bir empati kuralım. Empati kurarsanız kesinlikle ama kesinlikle onları daha iyi anlayacaksınız. Ve yine bu arada Beşiktaş şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiği bir şampiyonluktu ve oldu. Yine Darıca'da Beşiktaş şampiyonluğunun akabinde vatandaşlar sokağa döküldü, kutladılar, eyvallah hakları ama yanlıştı. Çünkü Darıca'da gün boyunca cami ve zabıta araçları anons yapıldı ve bu anonsta da şu söylendi: saat 20.30 itibariyle şampiyonluk maçı oynayacak takım taraftarlarının kutlamalarını lütfen evlerinde yapması ve dışarı çıkılmaması, zaten sokağa çıkma yasağının olduğu belirtilerek ve ciddi derecede müdahale edileceğini duyurdu. Şimdi Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Darıca'da vatandaşlar sokağa döküldü. Tamam, sıkıntı yok, problem yok. Ve gene ben zannetmiyorum ki polis arkadaşlarımız ve bekçi arkadaşlarımız ceza yazmadılar. Çünkü insanlar gerçekten sıkıldı, görmemezlikten gelmiş olabilirler. Ki olması gereken de bu açıkçası. Çünkü Adana Demirspor, Giresunspor şampiyon olduğunda olduğu da budur yani. Fakat iki şüpheli şahıs yine birlikte yürürken gece kartallarına denk geliyorlar. Gece kartalları durdurup kimlik sorgulayacakken kaçmaya başlıyorlar. Biri kaçıyor, gece kartalları da iki kişiyi yakalıyorlar. İki kişi yakalarken yani bu hırsız mıdır, ırlı mıdır, uyuşturucu mu satar, bunu bilemiyorlar. Bunu bilmedikleri için de kimlik sorguluyorlar ve kaçıyorlar. Bunlar bu sefer kovalamaca başlıyor. Ve burada yine binalardan birkaç tane kendini bilen değerli kardeşimiz video çekmiş ve Twitter'dan paylaşmış. Ve orada ne yazık ki oradaki bulunan birçok vatandaş da bekçilere saldırdı. Olaya bakar mısınız? Verilen ifadede de şu kullanılmış: ya biz bekçiler adamı vurdu, kelepçeleyip yere yatırdılar. Ya lütfen, lütfen diyorum. Ya bu kadar cahillik olmaz. Oradaki yakalanan iki tane şüpheli kardeşimiz belki korkmuştur. Ceza yazılmasından korkmuştur. Bekçiye yumruk atmak nedir arkadaşlar? Genel kolluğa, üniformalı bir arkadaşlarımıza yumruk atmak nedir? İki tane bekçiye yumruk atılmış o olayda. Ve darp raporları var. Şimdi ne olacak? Bildiğiniz her şeyi çöpe atın. Her şeyi çöpe atın arkadaşlar. Olay bunlardan ibaret. Özellikle Darıca'daki bekçi kardeşlerime, Fatih Katip Kasım mahallesinde görev yapan değerli bekçi kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Bu zulümdür. Zulümdür. Zulümün sonu yoktur arkadaşlar. Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır. Tekrardan şunu söylemek istiyorum sizlere. Bekçilere, polislere, jandarmamıza ama lütfen artık saygılı olalım. Saygılı olalım çünkü onlar hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarının canını, malını koruyorlar. Ya görüyoruz, sınavlara girecekler, çocuk sınava geç kalmış, polis abilerimiz hop hemen yetiştiriyorlar. Bekçi kardeşlerimizi görüyoruz. Daha geçen gün arka vatandaşın birisi arabasının tekeri patlamış, videosu var. Hepsi var. Lastiğin değiştirmesine yardımcı oluyor. Pandemi, dışarı çıkamayan yaşlılarımız için PTT'den parasını çekip teslim eden bekçilerimiz var, jandarmalarımız var, polislerimiz var. Artık bu işi bırakalım. Ya hatta şunu söylüyorum, sosyal medya haberciliği yapmayı bırakın artık ya. Ya bırakın biz kendi mesleğimizi yapalım arkadaşlar. Sosyal medya haberciliği nedir ya? Videoyu çektin, attın, bunlar oluyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Teyit edilmeyen hiçbir haber değildir. Dün Kocaeli'de
Bir vatandaş babasını öldürdü ve 8 kişi yaraladı. Bu 8 kişinin içerisinde 3 tane de jandarma var. Ve orada A Haber Sayın Hakan Suyar abim gerçekten çok güzel bir şey yapıyor. Oradan özel harekat polisi geçerken diyor ki şüpheli etkisiz hale getirildi mi? Oradaki polisler de kafa sallıyor. Evet diyor. Bakın teyit budur. Jandarmadan teyit almak budur. Polisten teyit almak budur. Teyit almadan hiçbir şeyi yayınlamayın. Ve Fatih'te ve Darıca'da yaşanan bu olaydan dolayı üzüntülüyüm. Bunu çeken vatandaşlarımızla karakolda gerekli işlemler yapıldı. Darıca'da da yapıldı ve Fatih'te de işlemler yapıldı. Dikkat edin, doğru olmayan bilgileri paylaşırsanız ve polisin bekçini müdahale ettiği anda video, fotoğraf çekip yayınlarsanız bu suçtur. Özellikle basın mensubu olmayan arkadaşlarımız. Sosyal medya haberciliği diye bir şey yok arkadaşlar. Sosyal medyadan duyduğunuz her şey doğru değildir. Gazeteler basın yayın enformasyonuna göre haber yaparlar. Yazı İşleri Müdürlüğü vardır. Ve adliyede basın savcısı o haberi yapabilmek için de izinli yani mevkutesi vardır. Bırakın sosyal medya haberciliğini artık. Ya vatandaş herkes işine baksın ya. Bırakın gazeteci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işi yapsın. O olaylar zaten haberlere çıkacaktı. Siz çektiğinizde ne oldu sanki? Ama doğru bilgi alacaktı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlar. Sizin yüzünüzden kirli haber oldu şimdi. Yapmayın. Fatih'te o olaylarda, yaşanan olaylarda belki sizin abiniz vardı. Oradaki kardeşiniz ya, oradaki polis de bekçi de sizin kardeşiniz. Ne istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Sokakta hırsız gezemiyor. Niye? Bekçiler var. Uyuşturucu satamıyorlar. Bekçiler var. Efendim, bağırıp çağıracağız. Bekçiler var. Son ses müzikle gezeceğiz. Bekçiler çeviriyor. Ya saat 10 olmuş. Ya bir sigara almaya gideyim, bir kola almaya gideyim, bir şey almaya gideyim. O çevirmede bekçiler var. Gündüzde ceza yazanlar çoğu bekçiler. İşinize gelmiyor değil mi? Arkadaşlar, kurallara göre yaşayalım hayatımızı. Burası Muz Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Lütfen. Hiç kimse ama hiç kimse bekçileri ezmeye çalışmasın. Emin olun, bakın emin olun, bekçileri sevmeyenden fazla sevenleri vardır. Sevmeyenden fazla sevenler vardır. Ben razıyım onlardan. Allah da razı olsun. İyi ki varlar. Rabbim devletimize zeval vermesin. Rabbim gelen kolluğumuza, bekçimize, polisimize, askerimize zeval vermesin. Allah onları da başımızdan eksik etmesin. Lütfen rica ediyorum. Empati yapalım arkadaşlar. Saygı duyalım. Empati yapmak bu kadar basitken farklı yollara ayrılmayın. Lütfen. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Umarım bir hatamız olmamıştır. Eğer hatamız olduysa da affola. Teşekkür ediyorum.